Türkiye'nin yeni gençlik ve müzik kanalı Milyon TV'den hepinize merhabalar. Ben Nihat Üzel. Haftanın sanatçısı programının yepyeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Şimdi sizlerle gelin 2007 yazına gidelim. Eskiden televizyon kanalları yaz aylarına girildiğinde hemen yeni yaz dizileri çekmeye başlarlardı. Hatta şu an izlediğimiz o büyük oyuncuların birçoğu o yaz dizilerinden çıkıp büyük birer aktör ve aktrist olmayı başardılar. Ama 2007 yazında farklı bir şey oldu. O yıl ekranlara gelen bir yaz dizisi hem reyting rekorları kırarak patladı hem de içinde bulunduğu şarkılar herkesin MP3 çalarlarında yer edinmeye başladı. İşte o dizi Kavakgelleri, o dizinin müziklerinin yaratıcısı ise Pinhani grubuydu. Kavakgelleri yaz dizisi kategorisinden sıyrılıp uzun soluklu bir dizi olmaya başarırken Pinhani de bu dizi sayesinde milyonlara hitap eden bir grup olmayı başarmıştı. Ve bu hafta haftanın sanatçısında Pinhani beraber mercek altını alıp onlarla keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Müzikal yaşantısına 2004 yılında başlayan Pinhani, ilk albümü İnandığın Masalları ise 2006 yılında çıkarmıştır. İki kuzen Sinan Kaynakçı ve Zeynep Eylül Beşer'in beraber kurduğu Pinhani grubunun günümüzden ilk dönemine kadarki en büyük şansı ise ünlü gitar virtüözü Akın Eldes ile beraber çalışmaları. Akın Eldes'i bilmeyenler için kısaca şunu söyleyeyim, kendisi gitarı çalmaz, gitarı konuşturur. Pinhani grubunun tabiriyle grubun teknik direktörü olmadan önce Akın Eldes, Bulutsuzluk Özlemi ve Bülent Ortaçgil ile beraber projelerde de yer almıştır. Grubun diğer üyeleri ise davulda Hami Ünlü, bas gitarda Selim Aydın ve gitarda Eray Polat'tır. Pinhani günümüzde her ne kadar rock grubu olarak bilinse de tarzları bildiğimiz rock müziğin biraz daha dışında. Gelin röportajımıza geçelim, bakalım Pinhani grubu kendi tarzlarını nasıl anlatmışlar. Bugün yanımızda Pinhani grubu var. Öncelikle hoş geldiniz, çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz, teşekkürler. Böyle biraz kız isteme merasimi gibi oldu ama böyle. Dize bir tane bardağı gibi dizildik. Aynen. Kız tarafı gibi oldu, siz erkek tarafı mısınız? Evet. Öncelikle müzik tarzınızla başlamak istiyorum. Böyle kalbe hitap eden, kalbe dokunan, diğer rock gruplarına oranla daha akustik tınlayan bir soft bir tınınız var. Peki siz kendi müzik tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Aslında rock kelimesini sadece içinde geçen konulardan birisi olarak. Rock grubu değiliz aslında. Biz müzik grubuyuz, doğrusunu söylemek gerekirse. Rock. Ama grupların hepsi rock grubu olduğu için. Yani grup olunca rock olmuş oluyor. Öyle bir algı var. Yapıyoruz esasında, yani yaptıklarımızdan bir tanesi ama yani hakkını verdiğimiz tartışılır ama yapmaya çalışıyoruz. Diğer müzik türlerinde olabildiğince yapmaya çalışıyoruz. Esasen tarzımız müzik grubu olmak yani. Yani müzik grubu, genel bir müzik grubu olmaya çalışıyoruz. Folk diyen var, etnik rock diyen var, soft rock diyen var, pop rock diyen var, hard rock diyen yok. Yok. Denmedi daha. Denmedi. Pinhani ile keyifli röportajımız devam edecek. Şimdi gelin Pinhani'nin müzikal yolculuğuna devam edelim. 2006 yılında ilk albümlerinin çıkış parçası olan İstanbul'da ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan grup kendini hissettirmeye başlamıştır. İnandığın Masallar albümü o kadar büyük kitlelere ulaşmıştır ki neredeyse içindeki her şarkı hit olmayı başarmıştır. Bu albümün 3. video klibi ise Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım adlı şarkıya çekilmiş ve otoriteler tarafından büyük beğeni toplamıştır. Pinhani'nin müzikal yolculuğunu tanıtmaya devam edeceğiz ama önce gelin sosyal medya köşemize geçelim. Bakalım internet kullanıcıları Pinhani hakkında neler konuşmuş ve grubun konuşulanları tepkisi nelermiş. Sosyal medyada sizler hakkında neler yazılmış? Önce Ekşi Sözlük'ten sonra da Twitter'la devam edeceğiz. 10 Türkü'de Sinan Kaynakçı'nın çok güzel nağme yapabildiğini de görmüş olduk. Çok seviyorum Pinhani'yi. İlk stüdyo albümlerinden bu yana harika şarkılar yaptılar. Hisli samimi şarkılar. Grup üyelerinde nedense şarkıları gibi iyi insanlar olduklarını düşünüyorum. Dağılmadan uzunca yıllar seslerini duymaya devam ederiz umarım demişler. Zihnimde hep temiz müzik yaptıkları intibası bırakan grup kendi halinde el değmemiş bir koy gibi, çarşaf gibi deniz tertemiz demiş bir kullanıcı. Maşallah. Ne demiş Pinhani? Çok da geç olmadan beni bulman gerek. Ben ki sevmekten usanmam diyen Pinhani birkaç yıl aradan sonra şimdi de kendinden usandırma diyor. Tüm hayatımızı özetlenmiş bence. Yani Allah yazdırmasın. Kimse... Yapacak bir şey yok. Yazdıranlar utansın. Pinhani grubu vokalisti Sinan Kaynakçı'nın asla kendine ait bir akıllı telefonu olmadığını öğrendim. Kendime gelemiyorum demiş. Bu doğru mu? Çalıyor mu? Bakalım doğru mu? Evet doğru. Evet, doğru. Gerçekten tuşlu telefon. Tuşlu evet. Zor değil mi? Yok çok kolay. Bak şöyle tuş kilidini açıyorsun. Kamera var ama. Kamera var. Kamera var. Nasıl peki ulaşım sağlıyorsunuz? Ve Instagram'dan falan hiç olmuyor mu bir şey?
Bin tane SMS'im var benim hattımda. Yani işte 15 tanesini falan Sinan'a gönderiyorum. Kalan duruyor. Benim binenin 200-300'ü gidiyordur herhalde. Ya, kendine ait olmayan ifadesi çok ilginç. Sanki böyle günlük kiralıyormuş gibi. Yani şey işte arada sizinkileri ödünç alıyorum ya uçak bileti falan almak gerektiği zaman herhalde onu kastediyor. Büyük ihtimalle oradan dolayı. Evde hanımın bazen onu kullanıyorum. Şey için Instagram'da bir şeyler evet. Yazmışlar mı diye ama mesela turneye çıktığımız zaman veya kendim gezdiğim zaman uzunca bir süre sosyal medyadan kopuyorum. Evet. Bunu sizi tanıyan biri de yazmış olabilir o zaman yakından tanıyan birisi. Yani konsere gelen insanlar tanıyorlar genelde evet. Konuyu biliyorlar. Pinhani yerli Coldplay benzetmesi yapacağım ama korkuyorum linç yerim diye yazmış bir kullanıcı. Bizden yemez en azından. Allah razı olsun yani güzel benzetmiş. Vallahi zaten suzafon eksikleri var Coldplay'in. Kemençe de gider bence. Çok iyi benzetme. Vallahi yani sürü olarak inşallah onlara benzeriz ama tür olarak yani bilmiyorum yani şey mi? Biz yani onlara göre fazla dallanıp budaklanıyoruz gibime geliyor benim açımdan yani tür olarak. Çok yüzer gezer bir tarzımız var aslında yani. Hani Coldplay deyince aklınıza bir ses geliyor, bir parça işte iskeleti geliyor ve onu da çok iyi yapıyorlar da hani bizde böyle çok ters köşeye yatırma durumlar oluyor yani hem sahnede hem albümde. Siz ne düşünüyorsunuz? Coldplay'den bir 3-4'lük uzaktayız. Bir 7'li müzik yapmaları lazım yani. Ya Coldplay'le ilgili bu arada rahmetli Tanju abi ilk bizim ilk albümümüzü işte ilk ve ikinci albümümüzü kaydeden Tanju Duru ilk albümün demolarını dinlediğimde ha Coldplay gibi demişti yani mesela. Yani ilk albümden dolayı bence öyle bir benzetme var. Sonra biz geçtik Coldplay'i. Yani konuyu geçtik. Konuyu geçtik. Evet. Yani o konuyu işledik birinci albümde. İkinci albüm etmem başka konulara geçtik yani. Haftanın sanatçısı programında Pinhani incelemeye ve yakından tanımaya devam ediyoruz. Sosyal medya demişken biz Pinhani grubunu sosyal medyada ne kadar aratırsak aratalım en çok gördüğümüz yorum grubun ne kadar pozitif olduğuyla alakalı. Biz de bu konuyu Pinhani'ye sorduk ve karşınızda grubun açıklamaları. Sosyal medya demişken sizin hakkınızdaki tüm yorumları okurken gerek bütün sosyal mecralarda ne kadar pozitif olduğunuzu, sahnedeki mütevaziliğinizi hep genelde olumlu yorumlar var. Peki siz bu sahnede bu kadar pozitif kalmayı genel olarak hayattaki pozitifliği nasıl sağlıyorsunuz? Ömrümüz bu işte geçiyor. Yani öbür türlü geçmez. Yani hani mutlu olmak zorundayız bir bakıma yani. Öbür türlü yapılmaz yani bu iş. Çünkü çok fazla yapıyoruz yani. Yoğun bir şekilde yapıyoruz. Yani öyle hani ne bileyim doktoruz da iki haftada bir toplanıyoruz gibi bir durum yok. Her gün beraberiz. Her gün müzik yapılıyor. Bugün kayıt yaptık. Dün kayıt yaptık. Yarın başka bir şey yapacağız. Her gün bir şey yapıyoruz. Yani gırgır şamata olmadan, eğlenmeden, güzel vakit geçirmeden çok zor. Doğru. Yani bunu yapamadığımız zamanlarda hemen niye yapamadığımızı sorguluyoruz. Yani niye eğlenemiyoruz? Niye kötü geçiyor? Yani İşte geçenlerde öyle bir konserde işte para kazanılamadı. Bizden önce de başka bir ekip vardı. Sonra onlarla bir araya geldik. Hani çok üzülmüşlerdi. Biz de üzüldük tabii ama hani şimdi önemli olan hani birinci öncelik yani o günün güzel olması yani. Doğru. Biz güzel çaldık mı? Çaldık. İnsanlar eğlendik mi? Eğlendi mi? Eğlendi. Bunu başardıktan sonra öbürleri sonraki detaylar yani. Önceliği ona veriyoruz bir şekilde. Ben açıkçası üzülüyorum mesela. Geçen gün de tam tersi oldu. Çok ciddi bize bütçe ayıran bir okulda bir şekilde eğlenemedik ve güzel çalamadık. Ben üzüldüm yani hani güzel olmalıydı yani o konser ama dış faktörler, iç faktörler olmuyor. Bir şeyler oluyor. İyi vakit geçirmemiz gerekiyor bir şekilde. Çünkü öbür türlü yani ömür geçmez yani daha biz evet. Yani bazen düşünüyorum şimdi böyle bazen etrafımdaki arkadaşlar emeklilik mevzuları açılıyor işte ne zaman emekli olacağız falan filan. Ya mesela bizim işte hiç öyle bir hesap yapılmıyor çünkü yani herkes böyle sadece şeyle ilgili hesap yapıyor. Acaba ne zamana kadar çalabileceğim yani sağlıkla ilgili ölçü yani çünkü istiyorsun yani 70'te de çalar mıyım, 80'de de çalar mıyım hesabını yapıyorsun. Yani mesela ne bileyim Hami mesela davulcu onun için olumsuz ama gitarcı mesela tıngır tıngır şey yapar yani hani oturur böyle bir şeye veya basçı. Hani benim de işim zor biraz yaşla ilgili olarak ama. Yani gitarcı 80 yaşına kadar çalar, 85'e kadar çalar. 85'e kadar, tabii 90 çalar belki olur. Yani, 90 bile görür yani. Görür yani hani
Ama yani konsere gitmek mesele tabii. Doğru. Gittikten sonra çalınır. Seneler 2008'i gösterdiğinde Pinhani 2. stüdyo albümü Zaman Beklemez'i piyasaya sürerek hayranlarının karşılarına çıktılar. Zaman Beklemez adlı albümün ilk video klibi ise Ağlama adlı şarkıya çekilmiştir. Zaman Beklemez albümünde yer alan 10 şarkının tamamının söz ve müziği ise grubun kurucusu ve vokalisti Sinan Kaynakçı'ya aittir. Bu albümün ikinci video klibi ise Dursun Dünya adlı şarkıya çekilmiştir. Dursun Dünya'nın video klibi ise animasyon anlatımında olduğu için bir hayli eğlencelidir. Bu albümün en çok ses getiren şarkısı ise üçüncü video klip olarak yayınlanmıştır. Ne Güzel Güldün'den bahsediyorum tabii ki. Bu şarkının büyük hit olmasıyla etkisi olan Kavak Yerleri dizisini de unutmamak lazım. Biliyorsunuz programımızda halktan gelen soruları da sanatçılarımıza iletiyoruz. Bakalım halk Pinhani'ye neler sormuş ve Pinhani bunları nasıl yanıtlamış? Biz buraya gelmeden önce sokağa indik ve insanların sizlere olan soruları var mı? Onları insanlarda öğrendik. Şimdi ben elçi olarak burada onların sorularını size yönelteceğim. Kavak Yerleri'ni hiç izlemişler mi diye bir soru var. Yani herkesten önce biz izledik. İzliyoruz, sonra müziklerini işte altına yerleştiriyoruz. Sonra da siz izliyorsunuz. Oynadık bile ya. Ha, oynadık. Aynen, bir bölümde. Bir bölümde komple oynadık. Ben iki bölümde daha oynadım ayrıca. Sen figüranlık yaptın tabii, değil mi? Tabii üç bölümde oynadım. İki bölüm figüranlık, bir bölüm kendim oynadım. Yani hep beraber oynadım. İzliyorum. Yani devamlı takipçisi değildim maalesef ama tabii ki izledim. Sen izledin Mertan. Ben YouTube'dan sürekli açıp izliyorum abi. Bağımlılık yaptı. Tekrar bölümleri değil mi? Müzikler için izliyorum özellikle. Çok incesin. Tamam çalıyorsun ya bugün. Çok şey yapma. Pinhani ne demek diye bir soru var. Gizli demek. Benim dedemin şiir yazarken kullandığı mahlas takma isim. Çok güzel. O budur yani. Bir anısı var. Evet. Bir de sürahi gibi okunuyor. Sizin okuduğunuz gibi. Yani Pinhani. Yanlış okumuyor arkadaşımız. Söyleyeyim. Dersime çalıştım gelmeden. Evde gülmeyin yani. Son bir sorumuz var. İlk çaldıkları enstrümanlar nelermiş diye sizle başlayalım. Ork. Piyano aslında. Evet. Aslında değil yani. Piyano. Benimki de orktu gerçekten. Başka bir şey değil. Piyano değildi yani. Blok flüt. Benim de blok flüt. Bağlama. Bağlama. Ne güzel. Herkes farklı bir şey. Blok flüt var iki tane. Evet. Oradan tanışıyoruz. O hepimizde var aslında. Pinhani'nin müzikal yolculuğuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grup 4 senelik aranın ardından 2012 yılında 3. stüdyo albümleri olan Başka Şeyler'le tekrar hayranlarının karşılarına çıkmışlardır. Başka Şeyler albümünde bulunan 12 şarkının 10'unun söz ve müziği yine Sinan Kaynakçı'ya aittir. Albüm Pinhani'nin başarısına başarı katarken albümün içinde yer alan Yitirmeden şarkısı özellikle ilgi çekmiştir. Yitirmeden şarkısının video klibi toplamda 43 kişilik ekibin işaret diliyle şarkı sözlerini kamera karşısında söylemesiyle çekilmiştir. Duygusal bir şarkının böyle anlamlı bir kliple taçlandırılması Pinhani grubunun bizler için önemini bir kez daha anlatıyor. Bu şarkı aynı zamanda Ezgi'nin günlüğü grubuyla tanıdığımız Tanju Duru'ya ithaf edilmiştir. Pinhani grubunun popülaritesi yıllar geçtikçe artmaya devam etmiş, doğal olarak grupta şehir şehir gezerek hem konserlerde hem de festivallerde sahne almaya devam etmiştir. Pinhani'ye ülkemizdeki festivalleri ve konserleri sorduğumuzda bakalım bizlere ne yanıt vermişler. Peki konser demişken Türkiye'de festival kültürünün tekrar yeşermesi hakkında ne düşünüyorsun? Şu anda bir artış da var. Eski günleri sen biliyorsun ondan sonra. Ya güzel. Özetlemem gerekirse çok güzel. Rica ederiz. Siz mi düzenliyorsunuz beyefendi? Yok ama çoğuna katıldım. Sanatçı ve izleyici olarak. 2 saatini sanatçı olarak geçiriyorum yaklaşık. Geri kalanı izleyici. Ya evet evet. Hatırladık kadarıyla yani. Bir de hatırlamadıklarım var. Bence gayet güzel bir gelişme. Keşke daha çok şehirde olsa, keşke yani daha doğudaki şehirlerde olsa veya işte kuzeydoğu, kuzey, evet evet yani böyle yayılmasını temenni ederiz. Sayısı da artsın. Bence hiçbir sakıncası yok. Gayet güzel. Hemen de kuzeydoğu ya. İlla abi. Niye güneydoğu dedi kuzeydoğu? Kuzeyde var. Samsun'da oluyor. Ya şey, mesela hoppa, evet niye olmasın? Bu festivallerden olumlu anlamda en az etkilenen biziz. Neden? Sizin yani olumlu anlamda en az etkilenen. Etkileniyoruz olumlu anlamda ama en az biz olumlu etkileniyoruz. Bizim zaten sürekli gittiğimiz şehirlerde yapıyorsunuz siz o festivalleri. Ama birçok müzisyen oralara ya gitmiyor ya gidemiyor. Yani ya gereken şarttan oluşmasını beklediği için gitmiyor ya da bir şekilde olmuyor yani.
Ve oradaki dinleyici bizi sevse de sevmese de bizim konserimizde çok fazla yani bizimle alakası olmayan insan oluyor diğer şehirlerde. Çünkü o şehirlere başka gelmiyor. Yani, aslında bizim için olumsuz diyebiliriz bu festivallerin yayılmasını. Yani az önce olumlu dedim ama. Fikir ayrılığı ortaya çıktı şimdi burada. Yok ya yani ben oradaki yaşayan insanlar açısından seviniyorum. Yoksa bizim açımızdan çok olağanüstü pozitif gelişme olarak görmüyorum ben yani, açık söyleyeyim festivalleri. Yani bizim açımızdan çok oynamaz yani. Zaten festivalleri düzenleyen işte ekipteki arkadaşlarımızla da bir takım konuları konuşup tartıştığımızda hani masaya hep şeyi koyuyoruz yani. Ya biz orada zaten çalıyoruz yani işinize gelirse. Yani böyle belli konuları konuşurken hani masada şey yok yani işte bizi şuraya çağırın da o sayede orada bir konserimiz olsun. Yok ama büyük bir konser vermek veya bir festivalin parçası olmak tabii ki bambaşka bir şey. Ben en çok ama o şehirlerde o festivallerin olmasını insanlar açısından. Çünkü hani festival kültürü, gençlerin kaynaşması, tabii büyüdükçe civardan daha çok insanın gelmesi. Bunun onlarda uyandırdığı bir sürü şey vardır. Yani güzel olan taraf o. Bizim açımızdan yani gerçekten hani çok bir şey değişmiyor. Yani. Ama Türkiye açısından çok şey değişiyor. O kesin. 2013 yılına geldiğimizde Pinhani'yi yenilikçi tavırlarına bir yenisini daha ekleyerek tamamı evde kaydedilen canlı yayın albümünü çıkarmışlardır. Bu albümü hem kendi şarkılarının hem de kendilerine ait olmayan ama hoşlandıkları parçaların derlemesinin toplandığı albüm olarak tanıtabiliriz. Adından da anlaşılacağı üzere baştan sona kadar canlı olarak kaydedilen albüm kısa sürede büyük bir ilgiye ulaşmıştır. Özellikle albümde yer alan söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan Gönül Dağı'na yaptıkları yorumlama büyük beğeni toplamıştır. 2014 yılında grup müzik piyasası için normal ama kendileri için farklı bir şey yaparak ilk defa single çıkarmışlardır. Sözlerini Sinan Kaynakçı'nın yazdığı Dur Söyleme adlı single aynı zamanda grubun bir sonraki stüdyo albümünde de yer almıştır. Takvimler 15 Mayıs 2015'i gösterdiğinde Pinhani Düşmanmışız gibi adında bir single daha yayınlamıştır. Sözlerini yine ilk single'da olduğu gibi Sinan Kaynakçı'nın yazdığı bu single yine müzikseverler tarafından büyük bir beğeni toplamıştır. Sene 2016 olduğundaysa grup 5. stüdyo albümü Kediköy'ü yayınlamıştır. Bu albümün adı neden Kediköy diye merak eden varsa Pinhani verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştır. Hem grup üyelerinin çoğunluğunun artık Kadıköy'de yaşadığı için hem de aynı zamanda albümü de Kadıköy'de kaydettiklerinden dolayı ve tabii ki bununla beraber Kadıköy semtinin de kedilerin hakimiyetinde olmasından ötürü albümün adını Kediköy koymuşlardır. Bu albümün ilk video klibi ise Geri Dönemem adlı şarkıya çekilmiştir. Ama albümde asıl hit olan şarkı Beni Sen İnandır olmaya başarmış ve milyonların diline dolanarak büyük bir kitleye ulaşmıştır. Ve artık günümüze geldik. 2018 yılında Pinhani grubu 2 yıllık bir aranın ardından yeni bir single yaparak üretime kaldığı yerden devam etmiştir. Pinhani, söz ve müziği Sinan Kaynakçı'ya ait olan Kendinden Usandırma adlı single'la kulaklarımızın pasını silmeyi başarmıştır. Pinhani, 6. stüdyo albümü olarak 10 türküyü 2018 yılında yayınlamıştır. Adından da anlaşılacağı üzere 10 adet türküyü kendi tarzlarına göre yorumlayarak duygu dolu bir albümle sevenleriyle buluşmuşlardır. Albümde yer alan Drama Köprüsü'nü gelin beraber seyredelim. Ve 2018 yılının Mayıs ayında Pinhani, Melis Danışment'le beraber feat bir proje imza atarak Peki Madem adlı tekliği çıkarmışlardır. 2006 yılında başladıkları müzikal yolculuklarında 12 yılı dolu dolu geçirmiş Pinhani grubu. Dile kolay 6 albüm 4 single sığdırmışlar bu müzikal hayatlarına. Biz de Pinhani'ye Türkiye'deki müzik piyasasını sorduk. Gelin röportajımıza geçelim. Türkiye'deki müzik piyasasını şu anda nasıl görüyorsunuz? Yani siz 12 yıldır, ilk albümümüzden beri 12 yıldır müzik piyasasındasınız. Ve neler değişiyor? Şu anda 12 yıl öncesine baktığınızda ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? Sen de biliyorsun 12 yıl öncesine. Bana bırakırsan ben biliyorsun yani şey. Yakar yıkarım. Ayıp ediyorum. Sen bir olumlu başla da ben. Sürekli bir takım iniş çıkışlar oluyor. Biz de olabildiğince etkilenmemeye çalışıyoruz. Sürekli üretmek lazım. Üretim böyle bu işin aşısı gibi. Yani çok ürettiğiniz zaman, sürekli ürettiğiniz zaman bütün piyasadaki dalgalanmalar, olumsuzluklara karşı aşılanıyorsunuz. Yaptığınız her albüm sizi, yaptığınız her şarkı, her albüm sizi aşı gibi koruyor olan bitenden. Biz de yani epey albüm yaptık, yapmaya devam ediyoruz ve aşağı yukarı her albümümüzde belli bir kitleye ulaştı. Dolayısıyla biz aşılıyız yani hani
deyim yerindeyse, piyasayla pek işimiz yok. Yani kendimize ait bir dinleyicimiz var. Türkiye'nin her yerinde eşit miktarda dinleyicimiz var. Edirne'den Şırnak'a kadar. Bunu test ettik. Yani test edilmiş bir şey. Hiç fark etmiyor. Hatta bunu olabildiğince de Türkiye'nin dışına da yaymaya uğraşıyoruz. Bizim bir problemimiz yok. Çünkü biz aşılıyız yani. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Bu işte ilgilenen. Yani üretimi ön plana koyup kendilerini bu piyasadaki olumsuz şeylerden korusunlar. Yani ne var olumsuzluk derseniz, yani her parayla ilgili olan her yerde olduğu gibi herkes birbirinin üstüne basarak bir yere gelmeye çalışıyor. Türkiye yani artık yavaş yavaş herkesin kabul ettiği üzere yani çok ahlaklı bir toplum değil. Çok ahlaklı olmayan toplumlarda da piyasa koşulları çok olumsuz. Dolayısıyla da güçlü olmak gerekiyor. Güçlenmek için de üretmek gerekiyor. Yani aslında üretmek çok mu kolay? Değil. Biz çok mu kolay üretiyoruz? Hayır. Ama hani çok zevkle, keyif alarak ürettiğimiz için bu bize bir zorluk olarak değil, bir işimizin bir parçası ve keyif alarak yaptığımız bir şey olarak. Yani çok, onları dönüp dinlemek, onları bırakıyor olmak çok büyük bir keyif. Üstelik de bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yani böyle şarkılar bizim önümüzden giden bir kar aracı gibi yani. Biz hep açık yoldan gidiyoruz böyle. Hiç bizim için kar yağmıyor. Sürekli birileri şarkılar bizim yolu açıyor yani. Tam ne zaman böyle bir yol sıkışıyor, orada yaptığımız şarkı küt tekrar yol açıyor yani. Onun için hani buna rağmen çok kötü geçirdiğimiz zamanlarda oldu. Ama o artık bütün sektör olduğu gibi duruyor da o zaman duruyor bizim için. Yoksa hani bazen de çok grup çıkmış, yok az mekan varmış, çok şöyle ekonomik kriz varmış. Yani basit anlamda ekonomik kriz ama çok büyük kapsamlısı bizi de etkiler. Ama hani açıkçası bugüne kadar olan birçok krizden çok fazla etkilenmedik. Birkaç tanesi sadece ciddi anlamda bize etki etti. Onlarda bile bizim de hatalarımızın olduğu dönemler, az ürettiğimiz, az kafa yorduğumuz dönemlere denk gelmiş olması. Yoksa bence hani piyasa koşullarını herkes kendisi belirliyor. Biz de belirledik yani, hiç problemimiz yok çok şükür. Yani var mı bir yani şey? 12 yıl öncesine piyasanın durumunu aslında düşünürsek, 12 yıl önce bu kadar mekan yoktu, bu kadar grup yoktu, internetten bu kadar ulaşım yoktu. Şimdi çok daha fazla mekan var. Bu bir yandan iyi, bir yandan kötü. Çok fazla işte videonun bir şekilde internet ortamında izleniyor olabilmesi bir yandan iyi, bir yandan kötü. Çok kirlilik de var. Bu sefer bilgi kirliliği de ortaya çıkıyor. İyinin de çıkması zorlaşıyor. Bazen hiç ulaşılamayacak şeyler internet sayesinde ulaşılabilir hale geliyor. Bence iyi ve kötü yanları var ama sonuçta bir evrim. Bu süreç geçirmek durumunda herkes grup olarak. Ama yani ben hem Pinhani'yi dışarıdan, şimdi de içinden izlemiş birisi olarak zaten hani hala konser veriyor ve konser salonunu dolduruyor olabilmesi bu süreci iyi geçirdiği anlamına geliyor. Bu programda herkese sorduğumuz klasik soruyu Pinhani'ye de sorduk. Bakalım 10 yıl önceki hallerine mesaj gönderme hakları olsaymış Pinhani grubu üyeleri neler söylermiş? 10 yıl öncesine gitsem evet. Ne söylemek isterdim? Yani üniversiteyle ilgili bir şeyler fısıldardım herhalde ya. İyi kötü. 10 yıl önce. İlk önce bir hatırlayayım 10 yıl önce ne oluyordu. Kaç yaşındaydın? Yani askere gitme bedelli çık. Askere gitme. Bak o güzel. Hep şeylerden geliyor. Evlenme, çocuk yapma. Bilmem ne. Aman diyeyim. Vallahi yani bizimle alakalı bir şey söylemem gerekirse Ağrı'ya Van'a gideceksin sıkı giyin. işte ne bileyim Şırnak'ta çalacaksın korkma. Bir şey olmaz. Hani 10 sene önceki tecrübesizliğimle Şırnak'ta konser vereceksin deseler ya nasıl gideceğiz ki oraya falan derdim. Şimdi çok kolay gidilip çalınabildiğini falan öğrendim yani hani böyle bir genel olarak bir resim çizmek gerekirse. Evet. Öyle o şekilde yani. Siz? Yani 10 sene önce bugüne göre biraz daha herhalde paniktim belki. Daha geleceğe daha kaygıyla bakıyordum. Yani rahat ol, sakin ol. Korkacak bir şey yok
derdim yani. Ben de sanırım onun gibi bir şey derdim. Yani her şey yolunda gidecek, merak etme, rahat ol. Bir de paran varsa dolar al. Çok güzel işlerimiz ol. Çok güzel işlerimiz olacak der miydin? Çok kesin, evet. Ama dolara katıldım ya. Yani. Düşünmemiştim. Oyun önce de düşünmemiştim zaten. Para alacak ki dolar alacağım hocam. Hala düşünemiyorum. Durmadan üretti Pinhane grubu. Hep yenilik peşinde koştular. Yeri geldiğinde ise kimsenin üstlenemediği sorumlulukları üstlendiler. Pinhane ile ilgili son bir bilgi daha. 2019 Şubat ayında yeni albümü çıkarmayı planlarken aynı zamanda ilkbaharda da Türkiye turnesi bizleri bekliyormuş. Bu hafta Milyon TV'de haftanın sanatçısı programında konuğumuz kendine has tarzı ve duygusallığıyla Pinhane'ydi. Bir sonraki hafta bambaşka bir sanatçıyla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.